Allah'ın koyduğu hükümleri belki kabul ediyorlar, fakat bu asırda geçerli değildir diyorlar. Eskimiştir diyorlar, bayatlamıştır diyorlar, çağ dışı. Bu çağ dışı kelimesi resmen bu maksat için kullanılıyor. Yani çağın gerisinde kalmış, eskimiş, görsümüş. Hatta bundan 93 sene evvel bir şair yaşamış, zaman zaman söylüyoruz, eski vaazlarımı söylemişim. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi var. O İstiklal Caddesi'nin başında Galatasaray Lisesi var. Görenleriniz olmuştur. Ünlü bir lisedir o. Galatasaray Lisesi. O liseyi kuran, işleten ve uzun yıllar o Galatasaray Lisesi'nde müdür olarak çalışan bir şair var. Tevfik Fikret. Ünlü şair. O bir konuşmasında, bir şiirinde aynı şöyle söylüyor. Yırtılır ey kitabı köhne yarın, medfeni fikr olan sayfaların. Ey kitabı köhne, köhne demek eskimiş biliyorsunuz Türkçe bir kelime. Ey kitabı köhne diye Kur'an-ı Kerim'e sesleniyor. Ey eskimiş, pörsümüş kitap diyor haşa. 93 sene evvel söylemiş. Daha Cumhuriyet kurulmadan evvel. Düşünün yani, Cumhuriyet kurulmadan evvel Tevfik Fikret adındaki Allahsız kafir bir şair, ey kitabı köhne diyerek Kur'an-ı Kerim'e eskimiş, pörsümüş kitap diye hitap ediyor. Ya, yırtılır ey kitabı köhne yarın, yarın dedi gelecekte. Gelecekte diyor, ey eskimiş, köhnemiş kitap, yırtılacak, senin sayfaların parçalanacak, sen geçersiz olacaksın, sen kaldırılacaksın, senin yerine Avrupa'dan kanunlar getirteceğiz demiş daha o zaman, Cumhuriyet'ten evvel. Öyle inanıyorlar. Ama sorarsanız Allah vardır diyor. Sorarsanız Allah birdir diyor. Sorarsanız la ilahe illallah diyor. Ama hükümlerine hayır diyor. Allah'ın koyduğu esaslar, hükümler, kanunlar olmaz böyle şey diyor. Laikliğe aykırıdır diyor. Laiklik demek biliyorsunuz, Allah'ın hükümlerini kaldırıp insanların kafasından koydukları kanunları yerine getirmek demek. Laiklik, laik esaslar, laik kanunlar, laik prensipler Allah'ın hükümlerinin kaldırılarak yerine dışarıdan kanun getirmenin adına laiklik diyorlar. Ve laikliğe aykırı diyorlar.